basına ve kamuoyuna. Okul binalarımızın depreme dayanıklılığı konusundaki kuşkularımız, 6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş ve Hatay merkezi depremlerle kaygıya dönüşmüştür. Deprem sonrası İstanbul'da 93, İzmir'de 8 okulun alelacele boşaltılması kaygılarımızı daha da arttırmıştır. Bu durum gösteriyor ki ülkemizde binlerce okul deprem riski altındadır. Özellikle öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin okullarda olduğu saatlerde yaşanacak bir depremin korkutucu sonuçlarıyla karşılaşmamak için en kısa sürede okullarda deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için eylem planları oluşturulmalıdır. Bu plan dahilinde ilimizdeki tüm kamu ve özel okulların zemin etütleri, depreme dayanıklık testleri, risk analizleri, mühendis ve mimarlar odası, üniversiteler gibi bağımsız kuruluşlara bir an önce şeffaf bir şekilde yaptırılıp kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Şimdiye kadar okullarda yapılan rutin deprem tatbikatlarının dışında daha nitelik bir hazırlık sürecini önceleyen bir eğitim modülü hazırlanmalı. Söz konusu modül ilkokul birinci sınıftan itibaren her seviyede ve tüm okul türlerinde depreme hazırlık eğitimi adıyla ders olarak okutulmalıdır. Riskli binalar derhal yıkılmalı, yapılacak yeni binalarla ilgili ihaleler kamuoyuna açık bir şekilde yapıldıktan sonra Okulların inşaatları en kısa sürede tamamlanmalı. Mühendis ve mimarlar odası gibi bağımsız kuruluşların denetiminden sonra teslim alınmalıdır. Yeniden yapılacak okulların mimari projeleri ilgili meslek odalarının görüşleri alınarak oluşturulmalıdır. Olası depremde okulların elektrik şebekesi güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmeli okulların bahçeleri, toplanma alanı, geçici yaşam ve lojistik noktaları olarak kullanılabilecek olanaklara sahip olmalıdır. Duş, tuvalet, yardım dağıtım alanı, yemekhane, kesintisiz internet ve iletişim olanaklarına elverişli olmalıdır. Bu bağlamda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden yukarıda belirtmiş olduğumuz tedbirlere yönelik bir çalışmasının olup olmadığını, varsa hangi aşamada olduğunun ve Denizli'deki okul binalarının bina performans analiz raporlarının yani depreme dayanıklı testi sonuçlarının tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini istedik. Rant, talan politikaları ve tedbirsizliğe daha fazla can vermek istemiyoruz. Güvenli okullar, güvenli binalar, güvenli bir deniz istiyoruz. Saygılarımızla.